Evet, sebep sonuç devam ediyor. Gaffar Yakınca, Masum Türker, Nejat Özenay ve Avukat Pınar Hacı Bektaşoğlu'yla beraberiz. Bugün siyaseti damgasını vuran polemikleri konuştuk. Gaffar Yakınca da bize altılı masada kim hangi adayı destekliyor özet geçiyordu. Milli hemen bağlayalım. Aha. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı açık. Sadece Kemal Bey'i de değil, partinin gövdesinde de cisimleşen bir şey. İl başkanlarının tavrından, pek çok belediye başkanından görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bütün olarak gövdesiyle beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor. Evet. Kemal Bey de masaya o fikri taşıyor. İki tane parti çok net şekilde destek veriyor Kemal Bey'e, açık şekilde destek veriyor. Açık şekilde destek vermeyen ama destek de olmayan, ortada durduğunu tahmin ettiğimiz iki parti var. Sayın Babacan ve Davutoğlu var ve bir de karşısında olan İyi Parti Meral Akşener var. Şimdi bunların sonucunda biz de çok basit bir okumayla diyoruz ki Kemal Bey'in aday olma ihtimali çok çok yüksektir diyoruz. Bunlar Hacı Bektaşoğlu da diyor ki ekranlardan kayda geçsin, ben hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını düşünüyorum diyor. Somut gerekçeniz ne olmayacağına dair? Somut olarak eğer siyasetin bir kendi içinde matematiği varsa ve herhangi bir partinin başka bir partinin hem teşkilatlarıyla hem seçmeniyle hem tabanıyla hem de lideriyle iktidara taşımak için kendini cansiperane ortalığa atmayacağına bir inanç da varsa ve bu da bir rasyonelite ise bizim ülkemiz açısından, yani 6 partinin kendi 5 partinin kendilerini bir tarafa bırakarak başka bir partinin liderini, teşkilatlarını, siyasetini, her ne kadar bu ortak politikalar mutabakat metnini eline tutuşturacağını söylese de, yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey aday olduğunda vekaleten onun yerine de herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına biri kalacak değil mi? Evet. Yani şimdi ortak politikalar mutabakat metni de ne yazıyor Sayın Bakanım? Ne yazıyor? Diyor ki bu ortak politikalar metni, mutabakat metni Cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesidir. Aynen yazıyor. Evet. Onun 14. sayfada olması lazım. Bu bir seçim beyannamesi. Hayır. Adayın seçim beyannamesi diyor. Şimdi adayın seçim beyannamesi dediğinizde Kemal Bey adaysa Kemal Bey'in seçim beyannamesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendi bir seçim beyannamesi olacak. Çünkü bu ortak politikalar. Ortak olmadıkları, ortaklaşa aynı zeminde buluşmadıkları pek çok konular var. Her parti diyor ki biz kendimiz kendi politikalarımızı ayrı anlatacağız. Aday orada bunu anlatacak diyor. Şimdi Kemal Bey bunu anlatırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekaleten onun yerine bakan genel başkanı ayrı bir şey anlatacak öyle mi? Yani nasıl seçim satım haline girdik, propaganda dönemindeyiz. Biri bir şey anlatıyor, diğeri onu tevil eden bir şey anlatacak. Böyle bir şey olamaz bir. İkincisi bunu kurarken siz bu masayı dediniz ki biz 6 parti olarak kendi kurumsal kimliklerimizi, liderliklerimizi koruyalım. Çünkü seçimden sonra hepimiz kendi mahallelerimize gideceğiz. Parlamenter sisteme geçiş için biz rakip olacağız. Şimdi rakip olacağınız yerde biriniz averajla Cumhurbaşkanını çıkartmışsınız. Yani bu averajı 5 parti niye versin rakip olacağı partiyle? Anlatabiliyor muyum? Siyasi bir akıl yürütme yapıyorsunuz ve anladığım kadarıyla şunu söylüyorsunuz. Kemal Bey kendisi vazgeçer, başka birini aday çıkarır mı diyorsunuz? Tahmininiz var mı? Kemal Bey aday olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim? Özür dilerim ben şunu sordum. Yani şimdi iki ihtimal var Kemal Bey'in aday olmaması ile ilgili. Birincisi Kemal Bey'in kendisinin bundan vazgeçmesi, ikincisi vazgeçirilmesi. Siz herhalde birinci üzerinden hareketle söylüyorsunuz değil mi? Yani ben Kemal Bey'in ısrarla ben aday olacağım diye ısrarında bulunacağını düşünmüyorum. Çünkü kesin kaybeder. Tamam, onu söylüyorsunuz. Yani Tayyip Erdoğan karşısında Kemal Bey'in kazanma şansı, yani yine çok iddialı, hani biz hukukçular böyle bir şeyi biraz abartarak anlatma gereği duyarız bazen. Kazanma şansı yok. Kemal Bey'in birinci turda veya ikinci turda kazanma şansı yok Tayyip Erdoğan karşısında. Melih olduğunu korumak için mi ısrarcı görünüyor? Kemal Kılıçdaroğlu şu ana kadar benim diyor. Bugün çıktı, şöyle, ben Kemal geliyorum şöyle, dedi. Devamlı anketler şunu söylüyor, muhalefete yakın anketler. Kim olursa olsun kazanıyoruz. Neden? Çünkü şu an gerçekten ekonomik olarak bir sıkıntı var. Bu sıkıntının olduğu yerde tencere her zaman götürür.
tencerenin götürdüğü yerde böyle bir imkan varken neden soldan artık sol iktidar olsun? Yani sol en büyük muhalefet partisi biziz. İktidar, ana muhalefet biziz. Bütün masayı kuran Kemal Bey. Bu bir araya gelmez diyenleri bir araya getiren Kemal Bey. HDP'yi bir şekilde bize yakın, buraya yakın tutan Kemal Bey. Kemal Bey de ve Cumhuriyet Halk Partisi de buradan yani bir haktır diyor bu. Yani kazanılmış hakkımız oluştu diyor. Kemal Bey kesinlikle tabii ki aday olmak istiyor. Şimdi ama burada, şunu yapmak istiyor. Burada şöyle istiyor. Bir şey çıkıyor o zaman. Kemal Bey yarın öbür gün kaybedilmesi halinde yani ben ısrar etmedim zaten masa beni aday gösterdi. Yani burada da sonuçta yarın öbür gün Meral Hanım çıkıp diyecek mi? Yani ben kesinlikle istemiyordum ama kendisi dayattı. Bunu söylemez çünkü kendi liderliği ve kendi partisinin kurullarından ona aday verilen... Olup ben birisi çıkıp adayım demedikçe biz kimseyi şey desteklemeyiz var. Dedik Meral Akşener. Yani kendi kurullarımız... Diyecek dedi birisi ben adayım. Ben mesela kendi kurulları DEVA'nın geleceğin pek çok yani genel başkan yardımcıları düzeyinde bizim de tanıdığımız dostlar var. Peki Kemal Bey olmayacak var. Da kim olacak diyorsunuz? Bu ben, gerekçelerinizi sıraladınız. Ben bu işin kurgusu, mantığı ve siyaset bir bilimse ve bir şeyi varsa, toplum sosyolojisi varsa masanın dışında olması lazım. Dışından bir aday. Dışından birini getirirler. Ancak bu şekilde her parti o diğer, daha doğrusu adaya eşit mesafede olur. Şimdi bakın İYİ Parti'nin iyi kötü genel başkan yardımcıları zaten tavır koydular. Siz düşünebiliyor musunuz? Cihan Paçacı gibi deneyimli bir siyasetçi, kendi seçmen kitlesi ve tabanından gelen bir tepkiyi dile getirmiyor olsun. Yani bunu zaten iyi partililer diyor. Biz Kemal Bey'le kazanamayız veya Kemal Bey'e sempatimiz o kadar yok. Şimdi bir partinin İyi partililer öyle diyor ama Masum Türker buna katılmıyor. Hayır bakın bir partinin İyi Parti gibi ikinci, üçüncü en yüksek oyu alan bir partinin seçmeni böyle hani parmağının ucuyla dokunarak daha doğrusu yani böyle nasıl söyleyelim? Laletayn bir istek içinde. Yani istemiyorum ama hadi ne yapayım? Bu isteksizlikle siz İyi Parti'nin seçmenini ne motive edersiniz, hı hı. ne konsolide edersiniz. Yani şu an zaten İyi Parti'nin içindeki tartışma ve seçmenindeki rahatsızlık, bugün Kemal Bey aday olsa, bu zaten şu rahatsızlığın varlığı bile Kemal Bey'in ve Millet İttifakı'nın diyelim, kaybetmesine neden olur. Çünkü hiçbir teşkilatı, mahalle teşkilatını Kemal Bey kazansın diye bayrak asmaya gönderemezsiniz. Mantıklı değil diyorsunuz ve muhtemelen de dışarıdan bir aday gelmeli ama nasıl bence, olacağına dair somut bir şey yok diyorsunuz. Yok, gördüm bakın. Ve benim de biz de bakın, sokaktayız. Bakın, sokakta şimdi, ya onu da bırakın tabii. Devacı ve Gelecek Partisi şimdi, olan Saadet Partisi'nin seçmeni de istemiyor. Tabii burada şöyle şimdi, bir fark bir oluşuyor. Mesela siyasetçiler değil. Özür dilerim. Seçim bildirgesi değil. Hayır yazıyı ben göstereyim. Hayır 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 bakın okuyayım. 14. sayfa demiştim orada bakıyordu. Okuyayım. Diyor ki ortak politikalar mutabakat metni 6 evet. siyasi parti olarak destekleyeceğimiz ortak cumhurbaşkanı adayın seçim beyannamesinin demek ki ayrıca seçim beyannamesi onu hayır, söyledim hayır, zaten. Hayır hayır değil ve seçimlerden sonra uygulanacak hükümet programının ana omurgasını oluşturacaktır. Daha ne? Yani hem bu, ana bu, omurga. Burada bir çözüm yok. Hayır hayır bu, bakalım siz daha bakın, ikinci bakın. Bir level'a geçtiniz. Orada sadece başlıklar hoş hayır, gelecek. Ki, bu neye benziyor hayır, biliyor musunuz? Hayır diyor ki Cumhurbaşkanımızın. AK Parti'nin 2002'deki eylem planına benziyor. Bu bir eylem bakanım. Planı. Ama bu eylem planına dayanarak AK Parti'de o zaman. Artı hükümet programı ama değil. Ama şöyle bir şey var yani bakın, burada çok tartışmalar da var. Bakın, bakın. Tek de kıyaslamayalım hayır, o zamanki hiç, eylem planıyla. Şimdi bir vaatli bulunmak başka. Ama ben siyaset yapmış kişiyim. Olabilir. Bu siyaset yaparken. Ben de oradaki bazı maddeleri hakim tamam işte bu siyaseten eylem planı. Kimin? Yani 6 parti Cumhurbaşkanı asgari müşterekte diyor. Birleşmiş hiç çözüm yok burada. Peki hayır, bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı tamam. adayının çözümler çözüm yok zaten. Tutarsızlık var aynı zamanda. Şu eleştiriyi de yapıyorum. Yani Cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesidir diyor. Değil şimdi, değil bakın. Tamam, değil, okuyorum, seçim beyannamesidir demiyor. Seçim beyannamesi. Seçim beyannamesinin ana omurgasını oluşturacaktır. V'si var. Hayır hayır D'si yok. Bakanın V'si seçim de. Beyannamesinin ve seçimlerden sonra uygulanacak hükümet programının
omurgasın olur ama bakın seçim beyannamesinde ama bakın şunun hiçbir satırında bunun hiçbir satırında çözüm yok. Tabii çözüm yok. Bakın hiçbir satır ama çözüm ama bakın seçim beyannamesinde ve hükümet programında olur. Dolayısıyla bu mukayese ediyorum sizin de çok iyi hatırladığınız ve AK Parti'nin de başarılı olmasını sağlayan bu bir eylem planı. Mukayese ederseniz. Nitekim bu beyannameyi yani daha doğrusu bu temel politikayı onayladıkları gün imzaladıklarında da şöyle diyorlar. Tamamlama aşamasına geldiğimiz geçiş sürecinin yol haritasını Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme sonrası kamuoyuyla paylaşacağız. Bunu da nasıl Sayın Bakanım bir soru sorabilir miyim? Efendim? Bir soru sorabilir miyim? Tabii. Şu an bu mütabakat metninde. Evet. Ne diyor? Merkez Bankası'nın bütün şubeleriyle her şeyle Ankara'ya taşıyacağız. Şimdi bunların hepsi gelen bakın, Cumhurbaşkanı bakın, adayı bakın, hayır hepsi, diyebilir mi? Değil, değil. Hayır. Bunların hepsi nedir biliyor musunuz? Hayır bunların ama somut hepsi, bir çalışma. AK Parti var ama zaten dahil, çoğu tutulamayacak. Çünkü zaten tutulamayacak. Hayır ben onu demiyorum. Zaten hani bakın, birbiriyle tuttuğunuz zaman. Bakın, bu AK Parti dahil şu anda Demokratik Sol Parti'nin seçim bildirgeleri geçmişte, diğer partilerin seçim bildirgelerinin tamamında ve kamuoyunda, gazetelerde yer alan bütün ihtilaflı işleri buraya sıralamışlar. Tabii. Ve bu sıraladıklarında mutabakat sağladıklarını açık yazmışlar. Mesela birisinden mutabakat sağlamamışlar. Hangisinde? İstanbul Sözleşmesi. Onun için İstanbul Sözleşmesi burada geçmiyor. Aa, uluslararası sözleşmeler hayır, diyor. Ama bu buraya tabi genel değil. Genel yapıyor. O buraya hiç ilgilendirmiyor. Saadet Partisi'nin şerhiyle çıkıyor. O İstanbul evet. Sözleşmesi'ni ilgilendirmiyor. Ama siz hukukta biliyorsunuz. Hiçbir şey, mesela hiçbir şey, hiçbir şey, yani şey değil bakın. Hiçbir şey makabiline şamil değildir. Bugünden itibaren çıkacak sözleşmelerin diyor. Onayı zaten onayı şeyden geçiyor meclisten. Bozulması da meclis kararıyla olacak. Ama bozulmuşları değil. Yani ben şöyle söylüyorum size, ben de derken Kemal Bey gibi olduk biz de hep diyorum. Bu tartışmanın özüne dair bir burada, şey, o konuda anlaşamadınız burada, ama. Aynen evet. Davutoğlu şunu söyledi, geçiş sürecini niye dedi almıyorsunuz hele soruyu soran gazeteci. Dedi ki, Cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra onunla birlikte dile evet. getireceğiz ki onun da fikirlerini yer aldığı, içselleştirdiği bir geçiş problemi olacak. Şimdi benim biraz evvel başlarken Sayın Cumhurbaşkanı da böyle yanlış yerden başladı dememin nedeni kimse cesaret edip söylemiyor ama ben yani haktan yana olmak zorundayım. Ne var ya istediğiniz eleştiri yapıyorsunuz Sayın Bakan. Cumhurbaşkanı'nın eleştiri yapmak için cesarete mi ihtiyaç var? O konuyu bir şeye kavuşturabilir miyiz? Allah razı olsun. Sayın Bakan. Allah razı olsun onlardan ama ben bir şey söylüyorum. O zaman Remzi beni bir gör şu yanlış anlayışı bir düzeltelim. Cumhurbaşkanı'nı eleştirmek bir cesaret işi diyor Masum Türkiye. Burada konuşup eleştiriyorsunuz işte. A haber ekranlarında pekala konuşabiliyorsunuz. Hani yakınındakiler ama anlamında mı söylüyorsunuz? Bay Bay Kemal'de. Ama böyle derseniz. Ben söyleyeyim. Bay Bay Kemal hayır yani derken, cesaretle ilgili bir sorun orayı, var gibi bir dalga yaratıyorsunuz. Hem eleştirirken bunu söylemek bana çok ilginç milletvekillerinden geliyor. O yüzden bundan bunu geçelim. Söyleyecek bir şeyimiz varsa. Bakın. Ben neden bunu konuya söylüyorum? Konuya dair mi? Bakın Sayın efendim? Bakan. Cevap verdiniz ve hayır, şey dediniz. Hayır, bu yani ben şöyle dediniz. Söyleyeyim. Ben cevap değil. Ben şunu söylüyorum. Esas seçim bildirgesi ve hükümet programını adaylarını belli ettikten sonra gündeme getirecekler. Neden? Ha hazır olabilir draftı. Ama şu dedikleri değil. Çözümler. Mesela konu şimdi, çok saptı Sayın hayır, Bakan. Ben aslında şöyle. Bir Mahsun Bey şunu söylüyor. Vakit kaybettik. Bir saniye Necdet evet, Bey. Şimdi hanımefendi diyor ki bu seçim beyannamesidir, liderler duyacaktı dedi. Siz de okudunuz ki bu seçim beyannamesi ne, değildir seçim dediniz. Cumhurbaşkanı adayının omurgasıdır dediniz. Bence esasa dair bir tartışma değil ama siz söylediniz. Yani cevap olan dediniz hayır, ki öyle değil. Hayır ben orada o yazıyı, yazılarını okudum ben. Hayır Mansur Bey şunu söylüyor. Diyor ki aslında diyor bu çok böyle emek harcanmış bir şey değil. Yani hepimiz oturup da yazabiliriz. Da, yani bu o altı doldurulmamış vaatler dizisi. Çözümler var. Evet. Sorunlar dile getirilmiş. Sorunlara karşı tavır. Yani mesela ama şöyle söyleyeyim. Çok mesela var. Ben şöyle söyleyeyim. Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasının gündeme geldiği günden bu yana 10 yıldır ben de söylüyorum taşımayın. Yanlıştır. Neden? Neden yanlıştır? Neden? Merkez Bankası hükümetle çok yakında yan yana olmalı. Öyle mi yoksa böyle, bankacılık sistemiyle hayır,
bankacılık sistemiyle alakası yok. Neden? BDDK burada. BDDK yapar bankacılık sistemini düzenler. Merkez Bankası bankacılık sistemini düzenlemez. Yani Merkez Bankası'nda bir toplantı yaptığında, ekonomistleri çağırdığında. Gelsinler. Yani hepsi İstanbul'da yaşıyor. Hayır. Yani %90'ı İstanbul'da yaşıyor. Bakın, Merkez Bankası Türkiye gibi üniter bir devlette hükümetin yanı başında olur. Neden? Bağımsız onu, olsun diyoruz. Değil, İstanbul'a gelsin, değil, bağımsız değil, olsun. Değil. Zaten daha hemen taşıyamadılar. Sayın Cumhurbaşkanı bile bugün tamamı taşınmadığı kabilinden açıklaması var. Merkez Bankası, BDDK'yı koyabilirsiniz. BDDK çünkü Merkez Bankası'ndan farklıdır. Esas bankacılık sistemini düzenleyen, regüle eden o. Merkez Bankası para politikaları ile ilgili karar verir. Böyle onları, onun Amerika'da Merkez Bankası nerede? Yapma filan ihtiyacı yok. Toplantı, Amerika'da Merkez Bankası nerede? Amerika'da, Amerika üniter devlet değil, federal devlet. Onun için federal devlet, hı hı, en büyük, en fazla ekonominin döndüğü yerde olur Merkez Bankası. Çünkü orası başkanlık sisteminden ayrıdır. Yani federal devlet. Bizde ise üniter devlet. Yani federal devlet, olduğu için de finans piyasalarına yakın oluyor. Tabii devlet rejimiyle ilgilidir bu iş. Evet. Orada her federal olan eyalette de ayrıca Merkez Bankası var. Peki.